Arkadaşlar merhaba. Kripto Oğuz kanalına hepiniz hoş geldiniz. Hepinize mutlu akşamlar ve bol kazançlar diliyorum. Bu videomuzda sizlerle birlikte Bitcoin'de gelen haftalık kapanışı yorumlayacağız. Önümüzdeki günlerde neler görebiliriz? Buradan boğa piyasasına geçmek için hangi seviyelere ihtiyacımız var? Bitcoin'de ve altcoin'lerde yükseliş özellikle altcoin'lerde devam edebilecek mi? Bunların hepsini konuşacağız. Onchain verene bakacağız. CoinGecko vereni inceleyeceğiz. Ve teknik analiz kısmına geçeceğiz. İsterseniz hemen başlayalım. Şimdi şöyle başlayacak olursak burada Sentiment'in paylaşmış olduğu veriye göre özellikle bu yılın Ocak ve Nisan aylarında piyasa üzerinde ciddi bir FOMO etkisinin olduğunu görüyoruz ki gerçekten doğru. Yani piyasada bir FOMO vardı. Herkes yeni zirvelere doğru Bitcoin hareket edebileceğini düşünüyordu. 100 bin dolar, 200 bin dolar şeklinde. Yani kısaca anlayacağınız piyasa üzerinde bir coşku da vardı ki zaten bizim izlenme sayılarımızdan da. Bu durum çok net bir şekilde görülüyor. Ancak şu anda piyasa üzerinde iyimserlik artmasına rağmen bu dönemlerdeki gibi yani Ocak ve Nisan arasındaki dönem gibi piyasa üzerinde bir coşkunun henüz daha hakim olmadığını gösteren bir tablo. Bundan ötürü de sentimentte bu bilgiyi paylaşan admin Bitcoin'de bir düzeltme olabileceğini söylemiş. Açıkçası burada aynı derecede coşku olmadığına kesinlikle hem fikrim. Yani kesinlikle aynı coşku yok. Bakın bir gün bizim kanalımıza baktığınız zaman izlenmeler buradaki ocak ve nisan ayın e, arasındaki seviyelere ulaşırsa bilin ki orada piyasada forma etkisi başlamıştır ciddi anlamda. E, burada net bir şekilde yükseliş devam edebilir. Yani coşku piyasaya tekrar geri dönmüştür diyebiliriz. O yüzden bakalım önümüzdeki günler bize ne gösterecek bu tabloyla alakalı. Tabii ki bu tablo yarın değişebilir. O yüzden de üzerinde güncelleme oldukça sizlere paylaşacağım diyerek şöyle bir ikinci veriye geçelim. Şimdi şöyle ikinci ve üçüncü verimize geçecek olursak burada relative unrealized profit yani realize edilmemiş kar oranını gösteren bir veri görüyorsunuz. Şimdi birazdan bitcoin üzerinde de buna bakacağız. Bu bizim için ciddi anlamda geçmiş dönemde şu özellikle belirtilmiş kırmızı alan içerisinde trendleri göstermiş olan bir tablo. Burada özellikle bakın dikkat ederseniz Ethereum üzerinde 2018'de ilk etapta düştükten sonra yani ayı sezonunda İlk etapta düştükten sonra tekrar yükselip bu kırmızı alanın içerisine girmeyi başarmışız. Ancak bu kırmızı alanın üst tarafını kırıp devam edemediğimiz için bu kırmızı alan içerisinden bakın tekrar şöyle bir düşüş dalgası gelmiş durumda. Zaten bakın kendisi de sonu benzemez inşallah diyor. Çünkü aynı şekilde bakın ilk etapta bir düşüş, sonra tekrar yükseliş e buradan ümit ediyoruz biz de aynı şekilde kendisi gibi tekrar böyle bir düşüş gelmez. Çünkü şartlar aynı değil diyor kesinlikle katılıyorum şartların aynı olmadığı hususunda ancak tabii ki bu yeterli mi değil diyerek şöyle bir Bitcoin üzerinde bakalım. Bakın Bitcoin üzerinde de oldukça aynı bir tablo var. Burada özellikle 2018 düşüşünde ilk etapta büyük bir düşüş yaşıyoruz şu alanda. Tekrar bu kırmızı ile işaretlenmiş alana dönmeye çalışıyoruz. Ancak buradan yediğimiz tepkiyle tekrar aşağıya doğru buradan ayı sezonu iyice derinleşiyor. Ve tekrar bakın buradaki kırmızı alan içerisine girmiş durumdayız. Yani özellikle şu anda böyle boğa piyasasındayız. Boğa sezonu geldi demeyi ben çok mantıklı bulmuyorum. Şu anda henüz bunu tam olarak bize gösteren bir tablo söz konusu değil. Temkinli olmakta yarar var. A, tabii yani kısa vadeli şu an boğa piyasası içerisindeyiz. Onda herhangi bir sıkıntı yok. Ancak orta ve uzun vadeli şu anda boğa piyasası. Uzun vadeli de aslında boğa piyasası üzerindeyiz. Ancak orta vadeli şu anda boğa piyasasına henüz daha geçemedik. Çok çok temkinli olun. O yüzden orta vadeli yatırımcıların şu anda nakitte beklemesi gerektiğini düşünüyorum diyerek sonraki verimize geçelim. Bugünün en önemli haberini derledim sizin için. Microsoft kopya kullanımını Ethereum blockchain ile önleyecek şeklinde bir başlık atılmış. Burada Windows işletim sistemleri ve Office uygulamalarının kopya kullanımını önlemek adına Microsoft'un Ethereum blockchain ağına bunları taşıyacağı şeklinde bir bilgi paylaşılmış. Oldukça önemli bir bilgi, önemli bir haber olduğunu düşünüyorum. Burada blockchain altyapısının ve böyle altcoinlerin hangi işlevlerde kullanılabileceğini, hangi ihtiyaçlardan ötürü kullanılabileceğine dair çok güzel bir örnek ve bir işaret fişeği olduğunu düşünüyorum. Yani önümüzdeki dönemlerde diğer büyük firmalardan da Böyle ataklar gelebilir İşte blockchain Solana blockchain'ini kullanması yönünde işte bir protokol yapılabilir. Yani Solana altyapısı kullanılabilir, Ethereum altyapısı kullanılabilir, Polygon yani Matic altyapısı kullanılabilir. Çeşitli şekilde bunlar önümüzdeki dönemde bu şekillerle hayatımızın birer parçası olacaklar. Bizim için gerçekten bunları okumak ve görmek oldukça olumlu diyerek şöyle bir CoinGecko verilerine geçelim. Şimdi şöyle CoinGecko verene göz attığımız takdirde market büyüklüğümüzün 2 trilyon dolar seviyeleri üzerinde tutunmaya çalıştığını net bir şekilde görüyoruz. Şu anda işlem hacmimiz 141 milyar dolar seviyelerinde düne kıyasla artmış durumda. Market büyüklüğümüzün 2 trilyon dolar seviyelerini tutması oldukça önemli. Çünkü 2 trilyon dolar seviyesini tuttukça ilk hedefimiz 2 trilyon 250 milyar dolar. Ardından 2,5 trilyon dolar olacaktır diyerek şöyle bir teknik analiz kısmına geçelim. Şimdi şöyle teknik kısma geçecek olursak her zamanki gibi hatırlatmamı yapmak istiyorum. Eğer gerçekten videolarımızı beğeniyorsanız ve faydalanıyorsanız beğen butonuna basarak destek olabilirsiniz ve devamını izlemek için de abone ol butonuna basabilirsiniz ve açıklama kısmındaki linklerden Twitch kanalımıza gelmenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Bakın arkadaşlar geçen ayın sonundan bu yana Twitch'te yayın yapıyoruz. Geçen ayın ortalama 20'sinden bu yana Efsane yayınlar oldu şu anda hesapladım arkadaşlar %120 ile %150 arasında kazanç dönmüş. Keşke hepiniz katılabilseydiniz. Çok isterdim. Ancak bunlar birer fragman. Bitcoin'in burada devam ettiği ortamda yükselişler devam edecektir altcoin'lerde şimdi onu da konuşacağız. O yüzden hepinizi Twitch kanalıma bekliyorum. Efsane yayınlar oluyor. Bütün altcoin'lere bakıyoruz. Hepinizi muhakkak bekliyorum. Dedek şöyle hemen teknik analizle devam edelim. Şimdi dünkü videomuzda hatırlayacağınız üzere hızlı bir şekilde Bitcoin'in 46.800 seviyesi üzerine atması gerektiğini konuşmuştuk. Ve bu seviyenin üzerine attığımız takdirde Bitcoin'de 48.000 ve 48.500 dolar seviyesine kadar bir yükselişin olabileceğini ancak 48.500 dolar üzerinde bir kapanış gösteren Bitcoin'de yükselişin sertleşebileceğini konuşmuştuk. Bu şekilde de oldu. Bitcoin ilk etapta 46.800 dolar üzerine geçtikten sonra hızlı bir şekilde 48.000 alanına kadar bir yükseliş gerçekleştirdi. Ancak 48.500 dolar üzerine atamadık ve burada bir satıcı baskısıyla karşılaştık. Açıkçası bakın arkadaşlar bu saatten sonra şu 45.500 seviyesi ...şöyle bir M formasyonu oluşmuş durumda bakın. Ortalama şöyle bir M formasyonu. O yüzden bu 45500 seviyesi aynı zamanda 200 günlük hareketli olmasından ötürü de... ...bizim için çok kıymetli bir alan... Bu alanın kaybedilmesiyle Bitcoin'in tekrar 44800 ile 44000 alanına kadar geri çekilebileceğini düşünüyorum. Bizim için kritik seviye 42500 dolar. 42500 dolar üzerinde olan bir Bitcoin'de genel olarak herhangi bir sıkıntı olmadığını söylemek oldukça mümkün. Tabii 42500 alanı altında da 38000 dolar gibi önemli bir seviyemiz var ama bence 42500 dolar seviyesine ne kadar kaybetmezsek o kadar iyi olacağını düşünüyorum Bitcoin için ve burada şimdilik 45.500 dolar üzerinde kaldığımız müddetçe tekrar bizim yukarı yönlü 48.000 seviyelerini denememiz oldukça mümkün gibi gözüküyor ama şimdilik fiyatları takip ediyorum. Yani 45.500 seviyesi bizim için oldukça önemli diyebiliriz şimdilik kısa vadeli görüntüsüne baktığımız zaman. Şöyle bir indikatörlere bakalım hani bunlarda neler oluyor diye şöyle bir günlükten bakalım isterseniz ilk etapta. günlükte aynı şekilde bakın 45.400 seviyesi hatta 200 günlük ortalama. Artık bu saatten sonra bu noktanın altında olan bir bitcoin görmek istemiyorum. Hani ümidim şu arkadaşlar. Burada 3 mumun arkasından şöyle bir büyük mum gelmişti ya. Ümit ediyorum yarın da şu üç tane kırmızının arkasından şöyle bir büyük mum görürüz. 50.000 dolara doğru yani burada bunu göremeyeceksek bile şu seviyelerde biraz yatay hareket etmesini istiyorum. Tekrar 200 günlük hareketli ortalamanın altına inmesi de hoş olmaz ki ama yine de 42 42.500 bizim için çok daha Önemli bir alan diye düşünüyorum değerli arkadaşlar. Şimdi burada şöyle içim oku bulutlarına baktığımız zaman da açıkçası şuradaki özellikle bundan önceki iki günün kapa iki günlük kapanış beni oldukça mutlu etmişti. Ümit ediyorum tekrar kapanışta 47 bin dolar üzerine atan bir bitcoin görürüz ki gerçekten çok değerli olur. İçim oku bulutlarında kırmızı bulutların üzerinde kalması bizi gerçekten çok çok mutlu edecektir. Çünkü ne zaman böyle bir durum olmuşsa geçmişte. Oralarda bizler tekrar ee, boğa piyasalarını görmüşüz, yaşamışız ee, diyebiliriz. Burada şu anda günlük tabloda özellikle şu bölümde herhangi bir uyumsuzluk var mı diye baktım. Şu anda böyle bir uyumsuzluk gözükmüyor. Şu anda 4 saatlikte de bir uyumsuzluk gözükmüyor. Bir de haykinaşı mumlarına bakalım. Haykinaşı mumlarında da bir uyumsuzluk yok. Günlükten şeye bakalım. Burada da yok. Saatlik tabloya baktığımız zaman en son burada ortalama sabah 6'da bu sabah e, MACD'de RSI'de Volume Weighted MACD ve Chai Maniflow'da e, negatif uyumsuzluk geldikten sonra bir düşüş görmüşüz. Şu anda saatlikte trend dönüşüm dojisi atmak oldukça güzel. Ümit ediyorum bununla birlikte tekrar yukarı yönlü hareketi görürüz. E, burada 4 saatlikte hala satım sinyalleri geliyor. O biraz can sıkıcı ama saatlikte bunu göremiyoruz. Saatlikte biraz trend dönüşüm döşisi gelmiş. Ümit ediyorum bu şekilde direkt buradan bakın özellikle 47.600 seviyesini kırarsak ikili dip oluşturmuş oluruz. Direkt 49.000 dolara doğru bir hareketi görebiliriz diye düşünüyorum. Tabii ki burada 48.000 seviyesinin de üzerinde kapatmak oldukça önemli 4 saatliği. Ama burada kısa vadeli 47.500 48.000 diyelim ya da bu aralığın üzerinde kapatırsak direkt devam edebilir. Bana göre bitcoin ve orta vadeli olarak da Herhangi bir şekilde düşüncelerimde bir değişiklik yok. Burada zaten bakın trend dönüşümlerini görüyorsunuz. Burada şu tepe'nin üzerinde bir tepe yapmamız lazım ya da en azından 51 bin ve akabinde 57 bin doların üzerinde kapanışlar görürsek günlük bazda bizim için önemli bir boğa sinyali olacaktır diye düşünüyorum. Değerlendirmeye değer bir boğa sinyali. O yüzden bunu takip ettiğimi bilmenizi istiyorum. Şöyle bir bakalım bir Fibonacci'den bakalım. Burada durumlar ne diye bakın buradaki alanı geçemiyoruz. Yani buradaki tabloya baktığımız zaman açıkçası bizim 48.800 üzeri kapatma yapmamız lazım ki bunu yaparsak 54.000 bakın 500'e kadar yükselişin devam edeceğini burada sizler de görüyorsunuz. O yüzden 48.800 bizim için oldukça önemli bir alan ve aşağı yönünde kritik alanımız Fibonacci alanlarında 43.000 ile 42.500 olarak gözüküyor şimdilik diyebiliriz. Ee, ve Ethereum'a şöyle bir geçelim isterseniz. Ethereum'da da şöyle bir tablo var. Ha bu arada şunu da söylemek istiyorum Bitcoin'i e, geçmeden evvel. Buradaki e, Boğa marketi barikatını geçmeden orta vadeli yatırımcı şu anda almadan beklesin. Yani bu yılın sonunda biraz yükselsin satayım veya yıl sonunda rally gelsin. Önümüzdeki yıl biraz iyi fiyatlara gelsin satayım kafasıyla işe, işe bu kafayla bakan adamların beklemesi gerektiğini düşünüyorum arkadaşlar. Uzun vadeli trend boğa Kısa vadeli de boğa şu anda. Yani kısa vadeli de boğa trendi içerisindeyiz. Ancak orta vadeli şu anda boğa trendinde değiliz. Bilginiz olsun hala ayı trendindeyiz. Buradaki noktaların geçilmesini beklemek şart. Mesela şu yorumları görüyorum oldukça komik geliyor bana. Bir tanesi demiş ki yani başka bir trader'a demiş. O da biraz temkinli olunması gerektiğini söylüyor videolarında. Demiş ki buna yorumlarda ya bu boğa hala gelmedi mi? Fiyatlar nereden nereye geldi? 65 bin kırılınca mı boğa geldi diyeceksiniz. Gerekirse evet. 65 bin kırıldığında boğa geldi diyeceğiz. Acelemiz ne? Böyle bir şey yok arkadaşlar. Tabii ki 65 bin kırıldığında söylemiyoruz burada en azından bir 57 binin üzerine atalım diyoruz ki mantıklı izahını da yapıyoruz bu durumun. Ancak yani bu şekilde bakmamak lazım konulara. Bu şekilde bakan kaybeder, sıkıntı yaşar ben size söyleyeyim. Diyerek şöyle bir Ethereum'a geçelim. Ethereum'da şöyle bir 4 saatlik tabloyu açtığım zaman buradaki e, trende tutunmamız lazım. Bakın bir defa şöyle bir kıyısından tutunduk. Aynı bunun gibi buradan bir yükseliş geldi. Şu anda bu da buna benzer bir mum. Sadece renk farklı. Hemen buradan Ethereum'un bakın burada ortalama 3300 dolar üzerine atarak yükselişine devam ettirmesi gerektiğini düşünüyorum. Aksi takdirde buradaki 3175 seviyesini kaybedersek bakın buradaki 3100 ile 3000 Hatta şöyle yapalım. 3100 ile bakın buradaki 3020 dolarlık alana geri düşeceğiz. Buradaki 3020 doların kaybedilmesi 2930 dolara kadar geri çekilmesine sebep olabilir. Tabii ki burayı kaybetmememiz lazım. 2930 dolar Bizim için oldukça önemli bir destek alanı. Ha burada 330 doları da geçersek ufaktan yavaş yavaş ilk etapta 3450 akabinde 3600 dolara kadar Ethereum'da bir yükseliş göreceğiz. Bir de Ethereum'da bakalım hani herhangi bir uyumsuzluk var mı? 4 saatlik de yok. Günlük e, özür diliyorum saatlik tabloda bir pozitif uyumsuzluk gelmeye başlamış Shaken Money Flow'da. Bakalım neler olacak güzel bir sinyal açıkçası. Günlüğe bakalım. Herhangi bir negatif uyumsuzluk veya pozitif ikisi de yok arkadaşlar. Ne negatif ne de pozitif İkisi de açıkçası burada gözükmüyor Ethereum tablosu üzerinde henüz böyle bir durum yok. Ancak satış bölgesindeyiz. Orta vadeli Ethereumcular birazcık 3600 daha sonra 4400 dolar üzerinde asıl alımı yaparak trendi takip edebilirler. Şu anda orta vadeli e, yatırımcının ne bitcoin ne de ethereum alabileceği bir noktada değiliz. Dolayısıyla diğer altcoinlere de temkinli yaklaşmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü bu ikisinin e, olası bir düşüş senaryosunda diğerlerinin ayakta kalacağını zannetmiyorum arkadaşlar. Bakın bilginiz olsun. Şimdi burada e, dolar dominansına şöyle bir göz atalım. USDT dominansında son durum ne diye şöyle bakalım. E, burada özellikle günlük tabloda bakın. E, özellikle bakın şuradaki şu nokta 3.26 üzerine kırıp devam etmememiz lazım. Bu noktanın altında kaldığımız müddetçe düşüş devam edecektir. Onu bilmenizi istiyorum. Şöyle bir 4 saat diye bakalım hani burada neler oluyor diye. Bakın bu noktanın altına kırdık düşüş devam etti bir miktar ama buradan güçlü bir şekilde geri döndü. Yani anlayacağınız buradaki ortalama olarak 3.25 ile 3.28 üzerine çıkmaması gerekiyor gerekiyor Tether dominansının. Bu durumda bütün piyasa genelinde bir düşüş görülür. Hemen buradan şu dibi kırıp düşüşe devam etmemiz lazım. Yani 3.10 seviyesini kırıp düşüşün devam etmesi gerekiyor Tether dominansında. Bitcoin dominansında bakalım şu anda durum ne? Şöyle bir büyütecek olursak e bakın bu kama gelmişti. Hedeflerini konuşmuştuk hatırlayacağınız üzere. Hedefinin 3987 olduğunu görüyorsunuz. Burada 4441 alanını Bitcoin kırdı. Aşağı yönlü dominans daha doğrusu aşağı yönlü kırdı. Burada bir sonraki hedefi tekrar 4441 üzerine atamadığı müddetçe hedefi 4265 olacaktır ve buraya kadar dominansın düştüğünü görebiliriz ki Bitcoin'in yükseldiği bir ortamda altcoinlerdeki yükselişin devam edebileceğini gösteriyor. Eğer sol, sormak istediğiniz altcoin varsa gece muhakkak sizi e, Twitch kanalımıza bekliyorum. Oldukça önemli bir e, açıkçası yayın olacak. Bütün altcoinlerize bakacağız ve Bitcoin'de unutmadan şunu da söyleyelim. Aslında videonun kapak resmiydi. Nasıl unuttuk bilmiyorum ama 20 haftalık hareketli ortalamanın üzerinde kapandık. Bakın bu da çok önemli bir sinyal. Şöyle çizimlerimizi geriye alalım. Sonra kaldığımız yerden bakmaya devam edelim. Ee, şöyle alalım çizimlerimizi geriye. Evet bakın burada Bitcoin'de 20 haftalık hareketli ortalama üzerine kapanış geldi. Oldukça önemli bir sinyal. Bu saatten sonra 42.700 dolar. Bakın 20 haftalık hareketli ortalaması düz diyelim 42.500. Bu seviyenin altında Bitcoin'in haftalık kapanma yapmadan direkt olarak devam etmesi lazım. Bakın şakası yok bu işin. Bu saatten sonra buranın altına inip haftalık kapatması bütün bir çuval inciri berbat ettin derler ya harbiden bitcoin burada bir çuval inciri berbat eder. Direkt burada 42.500'ün altında haftalık kapatmadan devam etmesi lazım. Hatta 42.500 evet, 500 şeklinde ya da bunun altında haftalık kapatmaması lazım arkadaşlar. Direkt devam etmesi lazım. Buradan direkt devam etmesi lazım. Tamam belki bu hafta düşmek isteyebilirsin. Oy o zaman gel en fazla 42.500'e Hatta bunun istersen altına da iğne at. Ama bunun altında kapatmadan direkt hareketini devam ettir. Yukarı yönlü e, bu en sağlıklı görüntü olacaktır diye düşünüyorum. Bitcoin adına diyerek şöyle bir DXY endeksine geçelim. DXY endeksine de bakın bugün biraz yükselişle açıldı piyasa. Açıkçası e, burada... 93.4 üzeri bizim için her zaman çok önemli bir alan biliyorsunuz. Bunu yukarı yönlü kırmadıkça bir sıkıntı yok. Aşağı yönlü 91.5 kırarak düşüşünü devam ettirecek mi dominant e, dolar endeksi bekleyip göreceğiz açıkçası diyerek şimdiden e, ki günlük tavlado ufaktan satım sinyalleri gelmesi de e, oldukça önemli bakın en son burada satış sinyali gelince e, buradaki indikatörümüz üzerinde ciddi KDJ indikatörü bu biraz düşüş görmüşüz ümit ediyoruz yine böyle bir düşüşe sahne olur piyasalar bütün piyasaların işine gelir Türk lirası da olmak üzere diyerek burada bugünlük videoyu sonlandırmak istiyorum izlediğiniz için teveccüh gösterdiğiniz için çok teşekkür ederim şimdilik kendinize çok iyi bakın her şey güzel gönlünüzce olsun hoşçakalın bol kazançlar efendim.